Ya sen de git dedin ya. Çek. Şeyin yok değil mi? Yok mu abi? 25 kişiyle vurdu. Şu anda bir sayımız 25. 125 pardon. Bayanlar var birlikte. Üye kayıt defterinizi açtığımızda birçok büyüğümüz, birçok abimiz, birçok babamız hepsi hakkın rahmetine kavuştu. Mekanları cennet olsun. Dernek çalışmaları gerçekten çok büyük zor bir iş. Özverim isteyen. Burada derneğimizin kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle de Beşen Özdemir Bey var. Teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizim geçmişlerimizi anmak için sizle 3 ihlas bir Fatiha-i Şerife okuduktan sonra kısa bir duayla çömelikli geriye başlayacağız inşallah. Sayın Allah'ın Hazreti Sübhane Rabbike Rabbin İzzet'en Mâyesi Fûl ve Selâmü Aleyhi Müsellîn Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn Âmin Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn Esselâhu ve Selâmü Aleyhi Resûlü'ne Muhammed'in ve Âlâhi ve Sâb-ı Ecmâin. Ey ki hayatı yoktan var eden, varlığından bizlere haberdar eden Allah'ım. Okumuş olduğumuz İhlas-ı Şerifleri, Fatiha'ları, sen dayına abud eyle, abud eyle Allah. Okumuş olduğumuz İhlas-ı Şerifler Fatiha suresinde hasıl olan ecir ve sevabı evvela bizzat fahri kâinat sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifine, bütün peygamberlerin ruhuna, ashab-ı icramın, ashab-ı yüzünün, ashab-ı tabirin, ashab-ı icmanın ruhu şerifine, bütün geçmişlerimizin ruhu şerifine, derneğimizde üye olarak bulunup da hakkın rahmetine kavuşanların ruhu şerifine. Burada duvarınıza ve çiftlerinin diye tüm cemaat
Birlikte gider şu konumuzu konuşalım ya. Resimde şekil mi? Ama sen ayranını da bundan ödeyin. Onun evinde toplanıldı, onun evinde kararlar alındı.
hizmetler gittik. Köyümüze kim bir adet çivi çarptıysa Allah onlara razı olsun diyor. Sağ olsunlar, razı olsunlar. Tabii ki bu dernek işi gönüllülük esasına dayanıyor. İlk kurulduğu yıllar oradan bir kişi şöyle alsak tüm üyelerimiz toplantılara iştirak eder, fikirlerini söyler. Orada daha büyük güzel kararlar alır. Ama son yıllarda görüyorum ki genel kurullarımıza dahil derneğimiz biraz altın kaldı. Bunu toparlamaya çalışıyorum. İnşallah bunu başaracağız. Şimdi bunu başarmak için de başta mesajımızda da vardı. Yer almak için istişare toplantısıydı. Bunun için burada toplandık. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İnşallah güzel bir yeriniz olur. Orada toplanırız. Orada da güzel kararlar alır. Köyümüze, üyelerimize güzel hizmetler ederiz. Şimdi başkanımız Bayram Erin görüşlerini almak üzere mikrofonu da bırakıyor. Değerli eğitimler, hepinizi saygıyla saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli eğitimler, dernekler üyelerle birler, derneğine sahip çıkan, dernek faaliyetlerine katılan ve her zaman bizlerle olan siz değerli üyelerimize çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Çünkü bireyler ne kadar topluluk halinde hareket ederlerse her konuda güçlü ve daha dirençli olur. Çünkü daha önce de işte biraz önce Faruk abinin de söylediği gibi insanlar bir araya getirmek için eskiden belki mahallelerde falan toplanıyorduk. Yani bir şekilde oluyordu. Şimdi Ankara'nın her tarafına daha ulaşan verilmez. Ancak bir takım vesilelerle bir araya gelebiliyoruz veya yılda bir sefer olsa bu tür etkinliklerde buluşuyoruz. Ama birlik ve beraberliğimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için bugün şartlarında eski çalışmalar artık devam etmiyor. Bunun için Allah izin verirse siz değerli üyelerimizle desteğiyle, Allah'ın da izniyle, bizlerin de gayretiyle biz bir yer almak istiyoruz. Bu maksatla toplandık. Tabii ki laf da bir yerden bir yere geçiyor. Şunu da ayrıca belirteyim. Derneğimizin kurulmasına vesile olan, yıllarca başkanlık eden Neşet Özdemir'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve bugüne kadar derneğimize hizmet eden bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, üyelerimize Allah'tan razı olsunlar. Üyelerimizden de Allah'a rahmetine kavuşan olanlara da Rabbim rahmet eylesin. Mekanlara cennet olsun diyorum. Amcam. Üye dernek faaliyetlerinin önemli sorunu büyük sorun dedik. Yer meselesi çözülmediği için kapanan dernekler var veya ayrışan dernekler var. İnşallah biz bunlardan olmayacağız. Bunun için de artık biz ki zaten yönetimi seçimden veya istememek değil amaç ve gayet bir yer alıp o güzel insanları daha güzel ortamlarda buluşturup ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla biz bu yola çıktık. Bundan sonra artık diyorlar ya hani top sizde, Neşet Bey, eski başkanlar, büyüklerim, saygıdeğer insanlar, herkes gücü nispetinde buna önmeye olursak Allah'ın izniyle biz bu yere alırız. Tabii ki Allah inşallah herkese de çok iyi konumlar, çok iyi rızıklar nasip eder. Çok iyi bir konumlara gelirler ki birbirine vesile olur. Olandan hiçbir zaman zarar gelmez. Ama imkan dahilinde, gücü nispetinde biz sizlerden bunu bekliyoruz. Konuda artık görüşlerinizi alacağız. Bu konu hakkında görüşmek isteyen insan arkadaşlarımız varsa onların fikirlerini alalım. Zaman içinde ne yapmak dünyaya gideceğini bilmiyorum. Söz almak isteyen var mı? Bunu aslında şöyle bir örnekle de şey yapabiliriz mesela. Biz köye hatta Ereke'de bir düğünde İstanbul Dernek Başkanı, köy muhtarı ve biz de oturup konuşmuştuk. Orada bir dediler ki,
köyden insanlarımız hizmet noktasında ev olmayanlar var. Bununla alakalı köy lojmanlarına bir tadilat yapılırsa üyelerimize iyi manada bir hizmet etmiş oluruz diye gündeme geldik. Biz o an karar verdik İstanbul ve biz ve köy muhtarıyla beraber biz bunu üstleneceğiz diye. Allah nasip etti, köye gittiğimizde biz başladık işte kırılacak yerler, götürecek yerlere derken sağ olsun Allah razı olsun Faruk Özdemir, sevgili kardeşim oraya geldiğinde bize dedi ki biz bugüne kadar da bundan sonra yapılan masrafları ben üstleneyim, sizin öncünüzde bu işi yapalım ve eşyasını da ben getireyim. Rahmetli Tölü Özdemir adına köy konağımızı, köy misafirhanemizi Allah razı olsun üstlendiler. Nasıl olursa yazana eşyalara gidecek, Faruk kardeşim götürecek. Kalmak isteyen üye arkadaşlarımız diyorum. Çünkü üyelik önemli. Yani evin de bir farklılığı olması gerekiyor. Tamam herkes Eylül'ü, herkes bizim kardeşimiz, evimiz, dayımız ama madem ki böyle bir topluluğa ön ayak olundu ve yıllarda bu sistemdir bu demek devam ediyor. Lütfen üye olmayan arkadaşlarımızın da üye olmasını ve bunlardan faydalanmasını diliyoruz. Gitmek isteyenler olursa da bildirsinler. Kısa dönemde yani en fazla bir ay gibi süreyle verecek çünkü herkes faydalanmadı da. Ya da ev yapan köy halkımızdan olan insanlar da orayı bir müddet kullanabilecekler yani. Belirli bir ağaç karşılığında olacak bir şey. Mesela İstanbul Derneği'nin yapmış olduğu işte şu ana kadar yerlerini aldılar. Ne güzel etkinlikler yapıyor. Birlik beraberlik daha iyi müstebilelere doğru gidiyor. İnşallah burada da biz bunu arz ediyoruz. Ama diyoruz ki görüş alışverişinde bulunmak isteyen var mı diye kimseye ses yok. Ne yapmamız lazım? Sevgili eski başkanlarımız, borusal başkanımız Neşet Bey. Saygılar evli köylüleri gelen geleniz. Size saygılar, size selamlar. Bu görüşte benim bir fikrim var. Şimdi Eratbaşı 1 milyon. Onlar 1 milyon verenler 4 taksitler. Yani olabilirlerse böyle bir fikir. 4 taksit ödeyecekler. 2 milyon veren olur, 3 milyon olur, 5 milyon olur. Onu da 3 taksitler, 4 taksitler. Bunu yapalım. Elimizden geldiği kadar bir yardım edelim ona. Biz hep beraber olalım. Bu yerimizi alalım. Allah'ım derse biz de bir yer sahibi olalım. İstanbul 3 kere dökün döktüler. Yer sahibi oldular. Biz de yetmeyin 3 de dökelim, 5 de dökelim. Azar azar neyse yerimizi alalım. Paramızı biraz toplayalım. Ondan sonra da yer aramaya bakalım. Bir de size şunu söylüyorum. Başkanı da söyledim diye komşular. Şimdi Baydarlı Belediyesi yok söyleyeyim ben. Sen başlasın abi. Diyorlar ki eski borusal başkanımız kendi rakamını bir açıklasın, evet. Açılışı yapsın diyorlar. Evet, bekliyoruz. Her şeyin bir nedeni var. Borusal başkanlarının da bir nedeni var. Her şeyden önce bu derneği kurup da bizi şu anda zorlayanların da bir nedeni var. Bunu artık telafi etsin diye düşünüyoruz. Sizi orada bırakmasın inşallah. Buyurun başkanım. Komşular ben 1 milyon dedim ama ben açılışı 2 milyondan başlıyorum. Şimdi 2 milyon diyorum ben mesela ben 5 milyon da veririm 10 milyon da veririm. Söz ağızdan çıkacak. Hayır. Ben şimdi bunu başlıyorum. Milletle bir şeyim ben daha çıkacağını biliyorum. Ama ileride almalım derse benim 10 milyona da çıkacağımı
Yedi para önemli. Yedi para oğlan başladı. Bir tane oğlan olacak başka. Yedi tane oğlan. Üç yaşına kadar. Ayrıca bu yedi parayla sanırsın. Yedi tane oğlan. Üç yaşına kadar. Oğlan başladı. Oğlan başladı. Meşret Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben inanıyorum ki 2000 lira demek 2000 liranın kalmayacağını ve onu biz müteahhit zamanlarla sıkıştırarak fazlasıyla alacağımızı inanıyorum. Çünkü bizim çektiğimiz sıkıntılar fazlası var. Çektiğimiz sıkıntının ne olduğunu biliyorum. O kadar düşünmemiz yok. Peki ben şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz önce unuttum. Köyümüzde köy konağı yapımında maddi manevi olarak, maddi olarak Osman amcamız, manevi olarak da bütün köylerimiz desteğiyle en güzel köy konağımız yapıldı. Altından faydalanıyoruz. Giden göğenler biliyor. Allah onlardan razı olsun. İnsana hizmet edenin, insana hizmet edenin, hizmet noktasının açık olduğu bütün zamanlarda Allah ona sevabını gönderecek inşallah. Ve herkes oraya gittiği zaman da dua ediyorum. Bir dakika hizmet. Ve herkesten de duyuyorum. Allah emeğe geçenlerden, yapanlardan razı olsun. Yani vermek kolay bir şey değil. İnsan cebinden para veriyor. Fakat bunun karşılığını Allah'tan bekleyip de verdiği zaman kat kat fazlasıyla geleceğine inanıyoruz. Allah razı olsun. Şu anda söz almak isteyen Turan Başkanım var herhalde. Buyurun başkanım. Değerli yönetim, hem din sahibine selamlıyorum. Kuruluşundan bu tarafa laflar kadar ben de bu devletin içindeyim. Bir şeyler yapmaya gayret ettik. Dediğimiz gibi o zaman hepimiz Beştepe'de en fazla topladık Akdere'ydi. Çok dağıldı. Ankara'nın her tarafında bugün insanlarımız var. Nüfusumuz da arttı. Artık bir dernek dernek giden çıktı. Ayda tamir gideceksin. 10 lira aidat için 20 lira taksit olmuş parası vermen gerekiyor. Derdini anlatamıyorsun. Sorunları bilmiyorlar. Herkes dünya telaşı kapılmış gidiyor. Ama bir cenazemiz olduğu zaman neredeymiş diye herkes ona bunu arıyor. Nereden kalkacağını soruyor. Kim gidecek onu soruyor. Bugün bir derneğimiz yerimiz olursa adres belli olur, sabit olur. Bütün derdimiz, belamız, neşemiz, her şeyimiz orada olur. Orada yaşarız. Bugün tekkeler bunu burada yaşıyor. Tekkenin nüfusu belki bizim bir kat kat fazla. Ama şurası onları birleştiriyor. Bizim de birleşeceğimiz bir adresimiz olması gerekiyor artık. Bunun kaçışı yok. Şimdi bir ses geldi. Üye başı 1000 lirayı bir oylamaya sunalım dediler. Üye başı her üye için 1000 lira ödemeyi oylarında sunuyoruz. Evet. Bayanlar hariç, bayan üyelerde hariç, bölge üyelerde. Arkadaşlar bir saniye. Bak bir saniye. Şimdi bayanlar hariç derken şimdi ben kendim üyeyim. Babamdan bahsetmiyorum. Bakın. Eşim de üye. Ondan bahsediliyor. Evet evet. Şimdi mesela Turan Gül'ün eşi de üye. Bayram Er'in eşi de üye. İlhan'ın da. Han bu gönüllülük esası. Evet. Şimdi burada tüm üyelerimizin eşleri de üye olsa o zaman deriz ki eşiniz herkes aynı işleye katılacak. Ama burada ben mesela üyeyim, eşim de üye. İlhan dedi ki mesela ben niye dedi bayanlar aile olsun dedi. Gönüllülük esası. Ben eşimin adına da 1000 lirayı veriyorum dedi.
Bunu veremeyecekleri de var, verecekler de var. Onun için söyleniyor. Evet. Aynı anide, aynı evde kalanlar neyi başlıyor? Ben düşündüğümüz işleri söylüyorum. Evet, teşekkür ederiz. En az alt seviye 1000 lira daha var. Fakat tabii ki şimdi evde iki tane yorum olduğu zaman bir yıl bölmek zorunda, diğeri de arzu ediyorsa, onu da bir yıl ayrılmaz. Yaşar bir para alıyorsa, onu kabul ediyoruz. Mesela bir evde bayan ya, artık onu bayan diye ayrılmayacak, ondan bunu talep ediyoruz yani. Yorumlar şart değil. Yani biz böyle bir atılımda bulunduktan sonra bizim şu anda üye olmayan Eylül köyüne, kütüğüne kayıtlı olan buradaki Ankara'daki arkadaşlarımızla da biz bunu talep edeceğiz. Üye olmasını arzulayacağız. Fakat eğer ben üye değilim ve Eylül benim köyüm değil diyorsa onu da yani sizin de şeyinize sığınarak biz onu hiçbir şekilde Eylül'ü saymayacağız. Fakat ben Eylül'ü ama benim verecek durumum yok. Beni üye yapın da ben sadece aidatımı vereyim diyen insanlara da başım üstünde yeri var. Aidatını veremiyorum diyenlerin de söz benim başkanlığımda aidatlarını ben vereceğim. Ama yeter ki şu birliğimiz üzerimiz bozulmasın. Yani 120 üyeyle biz sabit kalmayalım. Çünkü her zaman birbirimize lazımız. Görsek de görmesek de iyi günümüzde, kötü günümüzde. Yani insanlar bir olur müddetçe her zaman rahat ve huzurlu olur. Tek insan hiçbir şey yapamaz. Bu noktada da hiçbir zaman ayrılmayalım. Etrafımızda olan çocuğumuz, çocuğumuz, akrabamız olan insanlarla bunu teşvik edelim. Çünkü Allah nasip ederse bir yer aldığımız zaman bizim her türlü etkinliğimiz, kıra gecelerimiz olacak, askeri yolculuğu edeceğiz, mühürlüklerimiz olacak. Bunlardan her şekilde faydalanacak. Zaten insanların ister istemez, yani iki büyü veya üç defa bir büyü yapıyor, diğeri tutuyor. Yani bir sefer verdiği zaman ilerlemek vermeyecek, herkes faydalanacak. Bunlardan dolayı olmanızı hayır ediyoruz. Yani biraz önce söylediğim gibi biz kimseyi dışlama maksadıyla ben bu lafımı söyledim. Fakat biz böyle bir atılıma girdik. Eylül köyüyle Eylül köyüyle diyorsan lütfen ondan da bu tahmin edilmiyoruz. Teşekkürler. Ödeme şeklimi konuşacağız. Konuşuyoruz. Bir kere alışveriş yaptım sonra da bağlayacağız. Bu da. Niye abi ben elime geçtiğinde 100 lira 200 lira vereceğim? Burada diyorlar herkes diyorlar konuşmak isteyen varsa diyorlar. Onlara söz hakkı da olsun bu attığımız anlar için. Şimdi şimdi direkt bana bak. 1000 lira büyüm de verelim. Ama şimdi şöyle bu 1000 lirayı bir seferde verelim. Bunu diyor ben de yönelleşmiyorum. Biz 3 adet bir maaş alıyoruz. Toplam versen olmaz. Bunu bir sene yapmasak ne olur mesela? Bir taksitle vereceğiz. 4 taksitle. 1 milyonu 4 taksitle. Abi 4 taksitle. Nasıl verir? Osman abi. Teklif kursu. Koca kısa kozmetik var arkandan. Sen böyle dersin. Demek kayıtlayın. Ya kozmetik holding sahibi. Baba hadi. Kozmetik olmayanlar ne yapacak? Hadi. Olmuyor. Bakar veriyor. Bakar o şey. Bakıyor. Şimdi 4 seferde. Kimlerdi kimlerdi. Hadi ben verdim ya. Veremeyenler var. Öyle söyleyeceğim. Ne bileyim?
Kese kosmetik yok bizde. Oraya 500. Yani neyse bak. Biz 4 taksitle bunu toplayalım. Tamam. Nitekim belediye insanlar da olacak. Yani üyelerimiz veya dar kesim yani imkan dahilinde sıkıntılı üyelerimiz de olacak. Onlar da onun şeyine göre en fazla işte diyelim ki 10 ay gibi. Ama o istisnadır. Belki 120 üyemizden 10 tane üyemizdir. Bunu da aramızda bu şekilde götüreceğiz. Amaç birlik ve beraberlik. Dedik ya herkes gücü oranında. Yani rızayla olduk. Ya, çünkü biraz paramız toplanırsa ben şahsen 100 bin lirayı üzerime yani risk alarak bir de 100 bin lira bir yerden kredi çekerim veya öz varlığına veririm. O yeri arzu ediyorum ki almayın. Yani bu da sizlere tabii ki güvenelim. Diyelim ki vermediniz kaldı. Ama bunu yapmam için de bir bedel olması gerekiyor yani. Yani ondan imkan dair. Yani 250-400 sattım mıydı iş bozulur. O zaman şey yapalım. O zaman bir sene sonra yetişemeyiz. O an istisna edemezler. 2016 yılında hepsi bitecek. Hepsi. Bunu yazar inşallah. Çünkü gittikçe abi 6'ya kadar bizi bu toplarlarsa yani Allah'ın izniyle biz iyi bir atım yapmış oluruz. En geç 2016 yılında bitsin. Şimdi şu var. Onu fazla uzatmıyorum. Yani ben de uzatmıyorum. Bazen bir fedakarlık yapmamız gerekiyor. Biraz sıkıntıda çekebilsek de. Çünkü gerekiyor. Yani bugün bir ayakkabı almayacağız ama böyle. Çok mağdur olanlar var. O taksitle ben. Onu da onlardan rica ediyorum. Şimdi yer açarı almamız için Neşet Dayı, Neşet Özdemir bir açılış yaptı. Önce dedi ki her bir yer 1000 lira versin. Sonra dedi ki sağ olsun ben 2000 lira veriyorum. Bu açılış yapıyorum dedi. Şimdi Orhan'cım sen daima konuşmalarında daima konuşmalarında şahsını kapatıyorsun. Dayım dedi ki siz yeni abi ben dedi 10 bin liraya kadar çıkacağım dedi. Üyelerin yanında söz verdi. 10 bin liraya kadar çıkacağım dedi. Bravo, bravo. Şimdi gönül ister ki bütün üyelerimizin maddi durumu çok çok iyi olsun. Biz her yeri, her yerde olan gibi bir şey verirsin. İşte her günlerinde sıkıntı çekmesin ve alsın. 2016 yılını yılında bir takvim yaptırdık. Tabii tabii. Yok, şimdi sen bak, ben söyleyeceğim, ben ileride ben biliyorum. Yok, kiyasın, böyle bir boşuna alalım. 2016 yılı için bir tane takvim yaptırdık. Bu takvimi yaptırırken de sponsor Sabri Özdemir oldu. Cesaretlerine ait diye. Kendilerine teşekkür ediyorum. İçin CESA ve Pelin Aydan kaçla teklif edeceğini siz de buna teyit etmesini arz ediyorum. Hadi. Sağ olun. Şimdi ağanın lafı üstüne laf olmaz, biz geçmeyelim ağamızı. Yok. Bize yakışmasın şimdi değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce ne dedim sevgili Sami kardeşim? Herkes gücün hizmetinde. Karınca kararınca diyorlar ya. Karınca ağzıyla su taşıyor. Diğeri kolayla. Diğeri de tankeri dayıyor. Artık o ağalıkta, o paşalıkta sizlere ait. Her şeyden önce bu bir hayır yarışı. Rabbim herkesin hayırlı kabul etsin. Çünkü verdiğin sana gidiyor ya. Ne ömür ağa ne ömür ağa. İmkan da biz sevgilimizi her zaman gördüğümüz için Allah'ın izniyle de oraya yapılan bu eserler kelebek gittiği müddetçe o şahsın orada adı anılacağına inanıyorum. Allah herkesin hayırlı kabul etsin. Onun üstüne ne diyelim? İster bir ver, ister 100 ver. Gönlünü okuyor. Taş büyük. Ben o zaman teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları başlattığınız için bu bizim için ciddi bir eksiklikti. Hatta fikir olarak da şunu söyleyeyim. İlk başta bir mekan almaktansa bir arsa alınıp 1-2 yılda onun kazancıyla daha da büyük, daha da ferah bir yer temin edilebilir ki siz işin içindesiniz. Bunu daha iyi şey yapabiliyorsunuz. Olmaz. Babamınkini de ben hızlandırıyorum, onu da peşini diyoruz. Verin orana verin mikrofonu. Teşekkür ederim. Tabii ki biz de kalktığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili Sabri kardeşim. Fakat ben şu anda o kadar bir yoruldum ki biliyor musun? Ben dün gece hiç uyumadım. İster inanam, ister inanam. Ama şu ana kadar çok güzeldi. Fakat Sabri'm senden bu kelimeyi duyunca bütün bayra, bütün olan neymanımda gitti. Maalesef. Buradan tekrar bunu düzeltmeni arz ediyoruz. Cezaya hiç yakışmıyorum ya. Sabri. Bir dakika. Bir dakika. Komşular ben 2 milyon dedim ama biliyor musun? Pişman oldum. Şimdi kardeşim. Herkes bütçesine göre. Allah daha çok desin. Herkese ama. Amin. Benim fazla bir gelirim yok. İleride masraf var. Zaten ben herkes bunu biliyor ve bilmiyorum. Senede 3 milyon açık benim şeyim var. Senede 3 milyon ben PES'ten yardım etmeyeyim şimdiye kadar. Herkes de duysun. Bak şeyim var. Ve listem var. Her sene 3 milyon yardım ediyorum ben PES'ten. Bu sene 2 milyon 700 yardım ettim. Hatta şundan bundan daha ile yemeğe duyacağını bilmiyorum. Siz de ben 2 milyon verdim ya siz 2 milyon verdim. İki adamısınız. Sizlerden ben 10'ar milyon talep ediyorum. İki bu yaşım varından. 10'ar milyon. Şimdi evet. Çok güzel söylüyorsun ama benim kazancım var da sen kazancın yok diyorsun şu yok mu yok doğrudur ama şimdi sen bu derneğe gönül vermiş ve buna öncülük yapan bir insanın yani bu yok demek yanlış dayıcı. Ha şunu söyle. Ben 10 bin lira veririm. Ama peyderpey vereceğim. 10 milyon şimdi söz vermedim ben sadece. 2 milyon dedim ama ileriye doğru daha bu şeme tutmuyor ki. 1 milyon veriyorum, 1 milyon veriyorum, 1 milyon veriyorum. Bak görürüz mü? 5 milyon lira seçim. 5 milyon lira seçim. 5 milyon lira seçim. Peki tamam. Teşekkür ederim. Sen bir şey demek istiyor musun sevgili kardeşine? Evet. Yani bunun üzerine sen biraz bir söz düşüyor gibi yani. Şimdi herkes kalkıyor. Ahlak elektrik.
Şahin. Ben de ilk etapta 2000 diyorum. Yani işte başkanım dediği gibi ucu açık olsun, ucu açık olsun. Başkanınızı bu yönde örnek alın. Hayır hayır, şimdi başkanım bir saniye. Elektrik malzemeleri ondan alın. Bu senenin ilk 6 ayı için ben 2000 diyorum. Yaralımdan sonra görüşelim. Vallahi yine 200 tuttum sen. İşler bu sene yok demişim. Şimdi biz de ucu açık olsun da biz mevcut bellere rakama bağlayalım. Hayırlı olsun. Ne kadar duymadın yani. İşte mevcut verilen bakan şey bakan başbakan. Bin lira da kalsın şimdi. O ucunu bir tane bırakalım da ucu iki de üstü açık oluyor. Sevgili Hüseyin abicim. Bir mükemmel tekrar verir misiniz? Dedik. Ucu ikiden sonra. Ucu açık olsun. Ucu ikiden sonra. Alsın bunu verir. Hüseyin abi. Alsın dedik olsun sizin gibi. Ya deriz sonra işte. Yok, iki. Sonra olmuyor işte. Buna ne diyesek onu yapacağız. Üstü açık ikiden sonra. Birden üstü açık tamam. Olmuyor. Koskoca Rüste var. İki. Sayın komşular, cümleden hoş geldiniz, safa geldiniz. İyi bir şeye el atmışsınız. Allah hepinizden bir kere razı olsun. 500 lira, 1500 lira gelmiyor da 500 lira hanımı yedemeyelim. Faruk abi. Ben de söylemiştim. Eşim adına bir, benim adım abi. İki milyarda bize yaz. İnşallah daha da fazla dönmek kısmet olur. Arkadaşlar. Kardeş benden evvel Keramettin Özdemir. Yok. Ben de evvel Keramettin Özdemir. Müdürler şu an konuşuyor. Başkan var. Başkan. Müdürler bilal yapar. Tamam ben ne ekiyordunuz? 1000 lira var. Size 1000 lira veriyorum. Yok hayır. Neyi alın ama? Yok yok sen söyle. Alın yeni 2000. Yani benim 3 tane ne olacak? Tamam. 2000 lira da ben veririm. Teşekkür ederim. Aslan! Aslan'ı vermişler ya. Sen ne diyorsun? Dedim nereye başladın? Evet Kerametin dinliyorum abi. Komşular hoş geldin. Sen %100 diyeceğim. Sevgilim içine çık sevgilim. Ya şimdi sevgilin büyük şey. Evet patron. Yani, bir ona almak başkada mıyız? Onu altta bırakmalı. Dur abi de patron sayılır. Sen ona, büyük abisin onu altta bırakmalı. Sen nesin devlet devri. Devlet devri ancak... Abi değişelim o zaman. Turan Gül söyledi miydi? Gelecek. Biz yönetimde geldi. Çalışmaya gitmiş. Demek ki geçinemedi burada. Dolar da çok durumda. Arkadaşlar, 1000 lira kendi para, 500 lira yeşil bir yerine veriyorum. Hayır. Yok. Meral Özden birer mikrofonu. Ben konuşamam şimdi o kadar büyükler varken parada. Ben nasıl konuşayım bana söz düşer mi? Mikrofonu tut. Eşim verdi beş. Biri ben yapayım dördü odası. Yok eşim verdi onu. İyi tamam biri ben yapıyorum. Kendi şansım atma. Tamam teşekkür ediyorum. Geldi bak senden sonra iki daha var. Geldi benim elim. Gülal abla bir meblağ bekliyoruz. Hadi benden bir milyar.
geldiğinde hiç abla filan demedim. Hep Hatice yenge dedi. Allah razı olsun. Biz onu çok seviyoruz. Millet haricinde. Boş şeylerde hemen kapatmak olmasın, tamam mı? İşte orada. Tamam. Kesin bir çekim kamera. Kesin. Önüye gelmezsin. Konuşma. Tamam.